Bugün acı bir haberle sarsıldık. Sözleşmeli piyade er Vedat Zorba'nın şehit olduğunu öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Değerli arkadaşlar, daha önce gündeme gelmişti. Çevre Bakanlığı'nın Çukur Ambar'da 15 milyona kiraladığı bu 15 katlı bina, Ankara'nın en lüks, en pahalı semtinde kiraladığı bina ile ilgili olarak Sayın Şimşek daha önceden yapılmış bir sözleşme, yeni bir şey yok demişti. Oysa söz konusu olan memurların servis araçları olduğunda, başka sözleşmeler olduğunda sözleşmeye uymayabiliyorlar, sözleşmeyi görmezden gelebiliyorlar, sözleşmeden dönebiliyorlar ama söz konusu olan bir holdinge ait, bir yandaşa ait bir bina olunca ve o binaya da yılda 15 milyon lira kira vermek söz konusu olunca tasarrufu falan unutuyorlar. Artık bunu da bizim her zaman söylediğimiz tasarruf bilgi sistemine bunu da yazsınlar. Bunu da görmek istiyoruz o bilgi sisteminde ve bilsinler ki tasarruf paketini tek tek takip edeceğiz. Ne kadar samimi olduklarını hep birlikte izleyeceğiz. Ama değerli arkadaşlar, bununla bitmiyor. Her gün yeni bir haber alıyoruz. Şimdi de Ulaştırma Bakanı Sayın Uraloğlu'nun bir fuara bir özel jetle gittiğini öğrendik. Özel jetle gidiyor. Bugün de oradaki işleri bitecek, geri dönecek. Şimdi şunu soruyoruz. Bu jet kimin? Kamu parasıyla mı gidiyorsunuz? Cumhurbaşkanına ait uçaklardan birisi mi? Özel jeti kiraladınız mı? Yoksa bir firmaya bağlı bir firmanın kiraladığı veya karşıladığı bir jet mi? Bu geziyi kim finanse ediyor Sayın Bakan? Kimin uçağına biniyorsun? Açıkça söyleyeceksin. Bakın, siz Ulaştırma Bakanısınız. Milyarlarca dolarlık ihaleler veriyorsunuz. Ve bu ihalelerin de neredeyse yarısı 21 Bey'le pazarlık usulü. Gel kardeşim diyorsunuz, veriyorsunuz ihaleyi. Milyarlarca dolar kazandırıyorsunuz birilerine. Şimdi sen onu yaptığın bir firmanın uçağına binip gittiysen çok ayıp, çok yanlış ve son derecede suç sayılabilecek bir şey. Buna rüşvet de denir, irtikap da denir. Haberiniz olsun. Ama yok, kendi kamu kaynaklarıyla gittiyseniz onu da açıklayın. İşte o zaman da tasarruf paketine karşı gelmiş olursunuz. Sorarız, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hükümet çay taban fiyatını 17 lira olarak belirledi. Bu maliyeti dahi karşılamayan bir rakamdır. Çay üreticisini, Rizeli, Trabzonlu, Artvinli, Giresunlu çiftçileri açlığa mahkum edecek bir fiyattır. Bu vicdansız bir fiyattır. Bunu kabul etmiyoruz ve bugün saat 11 itibariyle Rize Fındıklı ilçesinde çay üreticileri bir eylem yapıyorlar, bir yürüyüş yapıyorlar. Bizim milletvekillerimiz de oradalar. Bu insanlık dışı, bu kabul edilmez çay fiyatını reddediyorlar ve biz buradan da onlara selam gönderiyoruz ve çay üreticisinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Çay üreticisini 17 liralık fiyata mahkum etmeyin, emeğinin hakkını verin, hiç olmazsa masrafını karşılayın. Şunun farkındalar, hangi fiyatı verirlerse versinler, çay üreticisi mecburen emek çektiği için, para harcadığı için ve başka bir seçeneği olmadığı için o çayı topluyor ve bir şekilde pazara ulaştırıyor. Siz de bunun rahatlığıyla dilediğinizce ve bize göre vicdansızca fiyat belirliyorsunuz. Bu yoldan vazgeçin. Değerli arkadaşlar, dün de gündeme gelmişti. Çok önemli bir konu. Dolayısıyla tekrar gündeme getirmekte yarar görüyoruz. ÇEDES projesi, Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarının, kamu kaynaklarının vakıflara, tarikatlara aktarıldığı ve çocuklarımıza milli eğitim sistemi dışında kimi ideolojik saplantıların, kimi ideolojik düşüncelerin aşılandığı bir kavrama dönüştü, bir kuruma dönüştü. Bunun en son örneğini bakınız, Gazi Osman Paşa'da Küçükköy Kız Anadolu Meslek Lisesi'nde gördük. Bakınız, şu görüntüye bakıp rahatsız olmayacak bir tek kişi var mı? Bu görüntüye bakıp
rahatsız olmayacak bir tek veli, bir tek anne baba var mı? Beş çocuğu güya Filistin'e destek olacaklar. Güya Filistin'e seslerini yükseltecekler İsrail'in yaptığı soykırıma. 7-8 yaşında çocukları yatırıyorlar, üstlerine beyaz kefen örtüyorlar. Bir başka çocuğa da dua ettiriyorlar. Bakın buna söyleyecek söz bulamıyorum. Çağ dışı mı dersiniz, ilkel mi dersiniz, pedagojik cinayet mi dersiniz, çocukların psikolojisiyle oynama mı dersiniz, psikolojik travma mı dersiniz? İstediğiniz kelimeyi beğenin ama bunda eğitim yok, bunda bilim yok, bunda akıl yok. Milli Eğitim Bakanlığı şu görüntünün oluşmasından bizzat sorumlu tutuyoruz ve bu görüntüyü kim yaptıysa bir an evvel gereğini yapmasını bekliyoruz. Tabii bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın kafası burada. Kendisi de muhtemelen çok küçük yaşlarda böylesine psikolojik travmalara maruz kalmış. Bu yüzden de şu anda sağlıklı düşünebildiği kanaatinde değiliz. Sağlıklı düşünse Türkiye'nin önüne Türkiye Yüzyılı Marif Modeli adı altında böylesine kabul edilemez, laiklik karşıtı, Atatürk'ü unutmuş ve çocuklarımızı ideolojik saplantılarla donatacak bir eğitim modelini sunmazdı. Değerli arkadaşlar, yine bir haber. Sizin de bildiğiniz gibi Demirören Medya Grubu. Demirören Medya Grubu'na daha önce 2006 yıl önce bir medya grubunu satın alsın diye Ziraat Bankası'ndan 800 milyon dolar kredi verildi. Peki Ziraat Bankası'nın görevi ne? Çiftçiyi desteklemek. Çiftçiyi üretimde, gübresinde, tohumunda, sulamasında, elektriğinde, pazarlamasında, taşımasında destekleyecek. Kredi verecek, ucuz kredi verecek. Yapıyor mu? Yapmıyor. Çiftçileri unutmuşlar. Üretimi unutmuşlar. Rize'deki çay üreticisini unutmuşlar. Demirören'e medya kuruluşu alsın diye kredi veriyorlar. Bu zaten bir skandal. Peki Demirören parasını ödüyor mu? Ödemiyor. Kim soruyor bunun hesabını? Hiç kimse. Biz buradan soruyoruz, Demirören duymuyor. Saraydaki zaten duymuyor, anlaşmışlar. Ve bu borç iki defa yapılandırıldı. İki defa yapılandırıldı, buna rağmen ödemiyor. Ve şimdi de anlıyoruz ki, kimi gayrimenkullerini Demirören bu borcu karşılığında veriyormuş. Şimdi bir defa gayrimenkul fiyatları, bu her şeyi bilen Cumhurbaşkanı var ya, ekonomi dehası olan, dünyadaki tüm ekonomistlerin tersine faiz vermezsem, faizi sıfırlarsam enflasyonda düşürürüm zanneden kişi şimdi kendi bataklığında gayrimenkullere tavan yaptırdı fiyatlarına. Şimdi Demirören'in gayrimenkullerinin bir kısmı en azından açıklayacaklar, bakacağız. Hak ettiğinin çok 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 üstünde sanki bir şey vermiş gibi borcuna tekabül alınıyor. Yani çifte kazanç. Bitmiyor. Demirören devletin kasasından düşmüyor. Bu pazarlık bitmiyor. Bu borç ödenmiyor. Ve milletin kemiğini, iliğini emmeye devam ediyorlar. Biz bu konuyu takip edeceğiz. Ve bilsinler ki bu rakamlar, bu alınanlar, bu cebe konanlar, bu sıfırlananların hiçbiri unutulmayacak. Zamanı geldiğinde bu masanın üstüne getirilecek. Hiç kimse kar ettim yanıma kalır falan diye de düşünmesin. Değerli arkadaşlar, çok önemli bir konu, cumartesi anneleri. Cumartesi anneleri biliyorsunuz ülkemizin içinde bulunduğu zor koşullarda ve terörün tırmandığı durumlarda ciddi sorunların, ciddi kargaşaların yaşandığı yıllarda anneler evlatlarını kaybettiler ve evlatlarından haber bile alamadılar. Evlatlarının cenazesini bulamadılar, evlatlarını mezara koyamadılar, başında bir Fatiha okuyamadılar. Ve bu nedenle 95 yılından beri anneler alandalar, Galatasaray meydanındalar ve her cumartesi saat 12'de çocuklarımızı bize bulun, çocuklarımız öldüyse kemiklerini bulun ve hiç olmazsa biz bu görevimizi yapmış olalım dediler. Son derece anayasal, son derece haklı ve de kutsal bir talep. Bir annenin feryadı. Bundan daha doğal ne olabilir? Ve 95 yılından sonra düzenli olarak eylemlerine devam ettiler.
99 yılına geldiğimizde ortada hiçbir şey yokken anneler meydana alınmadılar, darp edildiler, kovuşturuldular, soruşturuldular ama oradaki mücadele bitmedi. 2009 yılında AKP iktidarı bu cumartesi annelerinin çektiği zulümdür, yanlıştır. Bu anneler haklarını, çocukların haklarını arıyorlar dedi. Doğru bir şekilde alanı, meydanı tekrar açtı ve o kadar bir rahatlık oldu ki 2011'de Cumhurbaşkanı, o zamanın başkanı Tayyip Erdoğan, Başbakanı Tayyip Erdoğan, cumartesi anneleri temsilcilerini yanlarında Berfu Ana da varken kabul etti ve Berfu Ana'ya bir söz verdi. Çocuklarının, çocuğunun akıbetini mutlaka bulacağız dedi. Bu bir devlet sözüdür dedi. Bu sözü verdi. Peki ne oldu? Berfu Ana 2 yıl sonra çocuğuyla ilgili hiçbir bilgi almadan, çocuğunun kemiğine bile kavuşamadan gözleri açık gitti. Bu mücadele bitti mi? Bitmedi. 2018'de yine anlamsız bir şekilde, yine hiçbir gerekçe yokken Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü kaldırdı ve ondan beri de Galatasaray Meydanı maalesef annelere kapalı. Anneler şimdi barikatların arasından belirli sayıda anne alınıyor. Biz onlara utanç barikatları diyoruz ve orada çocuklarını arıyorlar, çocuklarının kemiklerini talep ediyorlar ve çocuklarının akıbetini soruyorlar. En doğal haklarını gerçekleştiriyorlar. Arada Süleyman Soylu bu suçu işledikten sonra, bu kanunsuz emri verdikten sonra 3 defa Anayasa Mahkemesi karar verdi. Anayasa Mahkemesi dedi ki, Anayasa 34 açık. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı anayasal bir haktır. Ve idare, yani İçişleri Bakanlığı, yani Süleyman Soylu, gerekçesi açıklanmadan, doğru bir gerekçeye oturtulmadan bu hakkı engellemiştir ve kanunsuz emir vermiştir dedi. Buna rağmen Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını önemseyen var mı? Yok. Ve bugün itibariyle hiç olmazsa dünyadaki periyodik böylesine hak arama mücadelesinde sürekli yapılan en uzun eylem olma niteliğine kavuşuyor. Önümüzdeki cumartesi 1000. haftasına girecek. Buradan iktidar sahiplerine, İçişleri Bakanı'na ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. İvedilikle daha önce yaptığınız gibi meydanı annelere açın. Anneler çocuklarının akıbetini öğrenmek istiyorlar. Anneler çocuklarının kemiklerine ulaşmak istiyorlar. Anneler çocuklarını kimin öldürdüğünü bulmak istiyorlar. Anneler adalet istiyorlar, yargılama istiyorlar. Ve bunun için de annelerin elinden tutacağınız yerde onları bırakıyorsunuz, dönüyorsunuz, geliyorsunuz. Tekrar bu anneleri zorluyorsunuz, anneleri darp ediyorsunuz, polis marifetiyle darp ettiriyorsunuz. Bunu yapmayın. Bizim de gözümüz, Türkiye'nin de gözü, dünyanın da gözü. Saat 12'de cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda olacak, cumartesi annelerinde olacak. Yeri gelmişken söyleyelim. Anayasa açık. Diyorlar ya, anayasa dar geliyor. Bu anayasa bize ağır geliyor. Bu anayasadan biz üzülüyoruz. Bu anayasadan biz utanıyoruz diyorlar ya. Niye utanıyorlar? Çünkü efendim anayasa askeri anayasaymış. Doğru. Anayasa bir darbe ürünü olarak yapıldı. Biz de bundan rahatsızız. Ama anayasanın 34. maddesinde askerler bile yazmış. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri bir haktır. Önceden haber vermeksizin yapılabilir. Anayasa Mahkemesi kararları var. Sen buna uymuyorsun. Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorsun. Anneleri haksız, hukuksuz bir biçimde Galatasaray Meydanı'na almıyorsun. Sonra da diyorsun ki Türkiye'ye sivil anayasa yapalım hep beraber. Buna kargalar bile güler Sayın Erdoğan. Gelin şu anayasa ihlalini bir an evvel kaldırın. Anneler Galatasaray Meydanı'na girsin. Biz de sizin samimiyetinizi görelim. Çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, bir diğer önemli konu, şimdiden anonsunu yapmış olalım. Hepimizin bildiği büyük emekli mitingi. Daha önce yapmayı planlamıştık ama şehitlerimiz olduğu için ertelemek durumunda kalmıştık.
Pazar günü 26 Mayıs'ta Tandoğan Meydanı'nda saat 14'te emeklilerimizle, işçilerimizle, işsizlerimizle, asgari ücretlilerimizle, ezilen herkesle, çiftçilerimizle ama bugün için emeklilerin sesini duyurmak üzere. Yani 10 bin lira açlık sınırı maaşına mahkum ettikleri emeklilerin sesini duyurmak üzere birleşeceğiz, toplanacağız ve bir ses yükselteceğiz. Bakın hesaplamalarda Avrupa'daki bir emeklinin onda birine layık görülen, 10 bin lira ile yaşaması reva görülen emeklilerin sesine ses vereceğiz, yüreklerine ortak olacağız ve bu vicdansızlığa dur diyeceğiz. Buradan da tüm halkımızı 26 Mayıs Pazar günü Tandoğan'a saat 14'te bekliyoruz. Halkımızla el ele, omuz omuza bu mücadeleyi büyüteceğiz. Çok teşekkür ederim. Sorusu olan varsa alırım. Soru var mı arkadaşlar? Peki, çok teşekkürler, sağ olun.